Hilafet ne demektir? Efendim bunun bir tarihteki manası var, bir de tasavvuftaki manası var. Halifelik, emirlik, imamlık, devlet reisliği manasına kullanılan bir kelime. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra bütün Müslümanlara imamlık ederek İslamiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezaret edip İslamiyet ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü müdahaleye cevap vermek vazifesi. Hilafet vazifesi. Hadis-i şerifte Tirmizi'de geçiyor. Benden sonra hilafet 30 senedir. Sonra Meliki Adud olur. Isırıcı sultanlar gelir. Bir başka hadis-i şerif. Biz bu işe peygamberlikle ve Allah'ın rahmetiyle başladık. Bundan sonra hilafet ve rahmet olur. Ondan sonra Meliki Adud olur. Ondan sonra da ümmetimde zulüm, işkence ve karışıklık olur. Dört büyük halifenin birbirinden yükseklikleri hilafetleri sırası iledir. Çünkü İslam alimlerinin söz birliğine göre peygamberlerden sonra insanların en üstünü Ebubekir Sıddık Hazretleri. Ondan sonra Ömer Faruk Hazretleri. Sonra Hazreti Osman. Sonra Hazreti Ali'dir. Radıyallahu anhü mecmain. Hilafetin ikinci manası, insanları doğru yola sevk eden bir velinin bir talebesinin manen yetiştiğine ve başkalarını da yetiştireceğine dair izin vermesidir. Hilafet verdi, halifelik verdi. Yerine onu halifesi tayin etti demek. Kendisine hilafet verilecek zatın, batınının yani kalbi ve diğer azalarının nispete ve hallere kavuşmuş olması, kötü huylardan temizlenmiş, iyi huylarla süslenmiş olması ve sabır, tevekkül, kanaat, rıza, teslim sahibi olması, dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Seyyid Yahya Efendi diyor ki, Ahmed-i Yekdes Hazretleri Serhent'te Muhammed Masum Faruk'un hizmetiyle şereflendi. 11 sene kahvesini pişirdi. Sonra hilafet verilip Mekke-i Mükerreme'de irşada, insanlara doğru yola davete memur oldu. 39 sene bu vazifeyi yaptıktan sonra 1707'de Mekke-i Mükerreme'de vefat etti.